Bak, Yugne, şimdi bizim başhekimi gördüm ve koşa koşa buraya geldim. Eğer aklının başına geldiğine dair belirtiler görünüşe, konuşursa, en sesinden göğsünün altına kadar hardalla saracak şekilde, bol bir lapa üzerine yatır, hemen bizi çağırt. Yugne, sevgili bir ançon, dedi. Tıp öğrencisi dine yeni girmiş birinin bütün ateşiyle. Oh, bilimsel bir olay karşısındayız, dedi. Yübne. Anlaşıldı, diye konuştu. Bu zavallı ihtiyara sevgiyle sadece ben bakıyorum demek. Bianchon, bu söze aldırış etmeyerek. Beni bu sabah görseydin, böyle söylemezdin, dedi. İşini bilen hekimler yalnız hastalığı görürler, ben ise henüz hasta ile uğraşıyorum sevgili dostum. Rastiknacı, ihtiyarla gelmesi gecikmeyecek olan bir bunalımın korkusu içinde bırakarak, kalkıp gitti. Boriot baba, Yübne'yi tanıyarak. Siz burada mısınız sevgili yavrum? Dedi. Öğrenci elini eline alarak. Daha iyisiniz değil mi? Diye sordu. Evet, başım bir mengenede sıkışmış gibiydi ama yavaş yavaş geçiyor şimdi. Kızlarımı gördünüz mü? Neredeyse gelirler, hasta olduğumu öğrenir öğrenmez koşacaklardır. Cüssienne sokağında bana titizlikle bakmışlardı. Tanrım! Onları kabul etmek için odamın temiz olmasını isterdim. Bir delikanlı bütün çalı çırpımı yaktı. Yübne ona. Christophe'un gürültüsünü duyuyorum, dedi. Delikanlının size yolladığı odunu çıkarıyor. İyi ama odunun parasını nasıl ödemeli? Oğlum, beş param yok benim. Hepsini verdim, hepsini. Merhamete muhtacım. Lam elbise güzel miydi bari? Ah! İçim yanıyor. Teşekkür ederim, Kristofe. Tanrı sizi ödüllendirecek oğlum. Benim artık hiçbir şeyim yok. Yübne uşağın kulağına eğilerek sana da Silvi'ye de paranızı ben ödeyeceğim, dedi. Kızlarım geleceklerini size söylediler, değil mi Christophe? Bir kere daha git kendilerine, sana beş frank veririm. Kendimi iyi hissetmediğimi, ölmeden önce onları bir kere daha kucaklamak, görmek istediğimi söyle kendilerine. Söyle bunu onlara fakat fazla korkutma. Eknenin bir işareti üzerine Kristophe dışarı çıktı. Yaşlı adam geleceklerdir dedi yeniden. Ben onları bilirim. O iyi yürekli delpineyim, ölürsem kendisini ne kadar üzmüş olacağım. de öyle. Ölmek istemezdim onları üzmemek için. Ölmek benim temiz yürekli eknenim, artık onları görmemektir. Ölümden sonra gidilen yerde kesinlikle canım sıkılacak. Bir baba için cehennem çocuklarından uzak olmaktır. Onlar evlendiğinden beri bunun böyle olduğunu da öğrendim. Benim cennetim Cüssenne Sokağı'ymış. Söyleyin kuzum, cennete gidersem ruh olarak yeniden bu dünyaya gelip etraflarında dolaşabilirim. Böyle şeylerin söylendiğini duydum. Doğru mudur? Şu an onları Cüssenne Sokağı'ndaki halleriyle görüyor gibiyim. Sabahleyin aşağı inerlerdi. Günaydın baba derlerdi. Onları dizlerime oturtur, onlara olmadık oyunlar, türlü şakalar yapardım. Tatlı tatlı okşarlardı beni. Her sabah birlikte kahvaltı eder, birlikte akşam yemeğini yerdik, kısacası babaydım, çocukluklarımdan zevk alırdım. Cüsse sokağındayken, küstahlığa kalkışmazlardı, kibar ileme hakkında hiçbir şey bilmezler, ölesiye severlerdi beni. Tanrım neden hep çocuk kalmadılar böyle? Of! Yanıyor içim, başım patlayacak gibi. Ah. Ah. Bağışlayın çocuklarım. Ne kadar gerçek acı varsa, ben işte o kadar acı çekiyorum. Sizler alıştırdınız beni acıya iyice. Ey Tanrım. Sadece elleri ellerimde olsaydı, acımı hiç hissetmezdim. Geleceklerini düşünüyor musunuz? Christophe öyle aptaldır ki ben kendim gitmeliydim doğruca. O onları görecek. Ama siz dün balodaydınız. Nasıl olduklarını bana anlatır mısınız? Hastalığım hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı, değil mi? Yoksa dans etmezlerdi zavallı yavrucaklar. Ah! Artık hasta olmak istemiyorum. Bana daha çok ihtiyaçları var. Servetleri tehlikede. Üstelik ne kocalara düştüler. İyi edin beni, iyi edin beni. Ah! Öyle acı çekiyorum ki. Ah! 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 Anlıyorsunuz ya, beni iyileştirmelisiniz. Para lazım çünkü onlara. Ben ise bu parayı nerede bulacağımı biliyorum. Odessa'ya çubuk nişasta yapmaya gideceğim. Ben işini bilen bir insanım. Milyonlar kazanacağım. Ah! Çok canım yanıyor. Boreot acıya dayanabilmek için bütün gücünü bir araya toplamaya çalışıyor görünerek, bir an sessiz kaldı. Burada olsalardı, üzülmezdim, dedi. Ama neden şikayet etmeliyim ki? Hafif bir uykuya daldı ve bu uyku uzun sürdü. Christophe geri geldi. Boreot babanın uyuduğunu zanneden Rastignac, uşağın işini nasıl gördüğünü kalkıp yüksek sesle anlatmasına dikkat etmedi. Uşak. Mösyö dedi, önce Madame la Contes'in evine gittim ama kendisiyle konuşmamın imkanını bulamadım, kocasıyla önemli işler konuşuyormuş. Ben direnince, Mösyö de Restaud bizzat yanıma geldi ve bana dedi ki, Mösyö Gorot ölüyor mu? Yapacağı en uygun hareket de budur. Benim önemli işleri bitirmek için Madame de Restaud'ya ihtiyacım var, her şey sona erince gidecektir, dedi bu bay öfkeli görünüyordu. Ben çıkmak üzereyken, görmediğim bir kapıdan madam girdi bekleme odasına. Bana dedi ki, Christophe, kocamla tartışma halinde olduğumu babama söyle, kendisinden ayrılamam, çocuklarımın hayatı söz konusu, yalnız, her şey bitince, geleceğim, madam la barona gelince, o da başka hikaye. Ne kendisini gördüm, ne de kendisiyle konuşabildim. Ah, dedi o da hizmetçisi bana, Madam Baladan saat beşi çeyrek geçe eve döndü, uyuyor, öğleden önce uyandırırsam, beni azarlar sonra. Beni çağırınca, babasının rahatsızlığının artmış olduğunu söylerim kendisine. Boş yere yalvardım. Ama olmadı. Monsieur Le Baron'la konuşmak istedim, o da dışarı çıkmıştı. Rastignac. Demek kızlarının ikisi de gelmeyecek diye bağırdı. Kendilerine birer mektup yazacağım. Yaşlı adam sefil yatağında doğrularak. İkisi de gelmeyecek. diye konuştu. İşleri var, uyuyorlar, gelmeyecekler. Bunu biliyordum. Çocukların ne olduklarını anlamak için ölmek gerekmiş. Ah! Dostum, evlenmeyin, çoluk çocuk sahibi olmayın sakın. Siz onlara hayat verirsiniz, onlar size ölüm verirler. Siz onları dünyaya getirirsiniz, onlar sizi dünyadan kovarlar. Hayır, gelmeyecekler. Bunu on yıldan beri biliyordum. Kimi zaman bunu kendi kendime söylerdim ama inanmaya cesaret edemezdim. Gözlerinin kızıl kenarına her gözünden iki damla yaş aktı. Ah! Zengin olsaydım, servetimi saklasaydım, Onlara vermemiş olsaydım, burada olacaklar, yanaklarıma öpmeye doymayacaklardı. Bir konakta otururdum, güzel odalarım, uşaklarım, benim için yakılmış ateşim olurdu. Onlar da kocalarıyla, çocuklarıyla birlikte ağlarlardı alabildiğine. Bütün bunlara sahip olacaktım. Fakat şimdi hiçbir şeyim yok. Para her şeyi sağlar, kızları bile. Param, nerede? Bırakacak hazinelerim olsaydı, yaramı sararlar, üzerime titrerlerdi, seslerini duyar yüzlerini görürdüm. Ah! Sevgili çocuğum, biricik yavrum, terk edilmişliğimi ve yoksulluğumu daha çok seviyorum. Hiç değilse bir bahtı kara sevildi mi, sevildiğinden düpedüz emin olur. Hayır, zengin olmak isterdim, o zaman kendilerini görürdüm. Ama kim bilir? İkisi de taş yürekli. Ben onları, beni sevemeyecekleri kadar severdim. Bir baba her zaman zengin olmalıdır, huysuz atlar gibi tutabilmelidir çocuklarının dizginlerini. Oysa ben diz çökerdim önlerine. Sefiller. On yıldır bana karşı gösterdikleri hallerini layık olduğu gibi taşıyorlar. Evliliklerinin ilk zamanlarında bilseniz nasıl titrerlerdi üzerime. Ah! ne korkunç acılar çekiyorum. Her birine neredeyse 800 bin frank vermiştim. Ne onlar, ne kocaları bana kabalık edemezlerdi. Beni evlerine alıyorlardı. Yerim her zaman hazırdı sofralarında. Kısacası kocalarıyla birlikte yemek yerdim, bana saygılı davranırlardı. Sanki hala bir şeylerim varmış gibi. İşlerim hakkında hiçbir şey söylememiştim kızlarına 800 bin frank veren bir adam saygı gösterilecek bir adamdı. Üzerime titrerlerdi ama param içindi bu. Yaşanılacak gibi değil bu dünya. Ben, ben gördüm bunu. Beni arabayla tiyatroya götürürlerdi, akşam toplantılarında istediğim kadar da kalırdım. Kısacası, kızlarım olduklarını ve babaları olduğumu söylerlerdi. Hala kurnazımdır canım gözümden hiçbir şey kaçmadı. Her şeyi anladım ve yüreğim yaralandı. Bütün bunların yapmacık olduğunu görüyordum düpedüz ama dert çaresizdi. Evlerinde aşağı sofradaki kadar rahat değildim. Ne diyeceğimi hiç bilmezdim. Bu yüzden bu sosyete kişilerinin kimileri damatlarımın kulağına eğilerek sorarlardı. Kim bu mösyö? Para babası zengindir derdi damatlarım. Vay canına! Derlerdi ve altınlara karşı gösterilen saygıyla bakarlardı yüzüme. Fakat arada sırada onları zor duruma düşürmüşsem, suçlarımın cezasını fazlasıyla çekerdim. Zaten dünyada kusursuz bir insan var mıdır? Yara varmış gibi yanıyor başım. Ölmek için gereken acıyı çekiyorum şu an, sevgili Mösyö İbne, ama bu acı, kendisini küçülten bir söz söylediğimi anlatmak için Anastasia bana ilk defa baktığı zaman duyduğum acının yanında hiç kalır. Bakışı bütün damarlarımı açmıştı. Ertesi gün, kendimi avutmak için Delpinen'e gittim, orada da onu öfkelendiren bir sersemlik ettim. Bu yüzden deli gibi oldum. Sekiz gün ne yapacağımı bilemeden yaşadım. Serzenişlerinden korkarak, gidip onları görmeyi göze alamadım. Böylece kızlarımın evlerinden kovuldum. Ey Tanrım, madem ki çektiğim yoksulluğu, acıları biliyorsun, madem ki beni ihtiyarlatan, değiştiren, öldüren, saçlarımı artan, zaman içinde yediğim hançer darbilerini saydın, neden bana bugün de acı çektiriyorsun? Onları çok sevmenin günahını ödedim. Sevgimden dolayı benden intikam aldılar, bana cellatlar gibi işkence ettiler. Ne yapalım? Babalar öyle ahmaktır ki onları o kadar çok seviyordum ki kumara dönen bir kumarcı gibi gittim yeniden evlerine. Kızlarım benim kederimdir, sevgililerimdir, her şeyimdir kısacası. İkisinin de bir şeylere ihtiyacı vardı, bir takım süslere ihtiyacı vardı. Bunları o da hizmetçileri söylüyordu bana. Ben de iyi karşılanmak için istediklerini kendilerine verirdim. Ama sosyete dünyası içinde nasıl davranacağım konusunda bana gene bazı ufak tefek dersler verirlerdi. Bunun için en ufak bir zaman bile kaybetmezlerdi. Benim yüzümden utanç duymaya başlıyorlardı. İşte çocuklarını iyi yetiştirmenin sonu budur. Bu yaşımda okula da gidemezdim ya. Müthiş acı çekiyorum Tanrım. Doktorlar. Doktorlar. Beynimi açsalardı, daha az acı çekerdim. Kızlarım, kızlarım. Anastasiye. Delpine. Onları görmek istiyorum. Vandarmayla bulup getirin onları, zorla getirin. Adalet benden yanadır, her şey benden yanadır, tabiat, medeni kanun. İtiraz ediyorum. Babalar ayaklar altına alınırsa vatan mahvolacaktır. Bu kesindir. Toplum dünya babalık üzerinde yürür. Çocuklar babalarını sevmezlerse yıkılıp gider her şey. Ah! Onları görmek, dinlemek, bana ne derlerse desinler, seslerini duyayım yeter ki acılarımı dindirir bu hele delpine. Ama söyleyin onlara, buraya geldiklerinde yüzüme her zamanki gibi öyle soğuk soğuk bakmasınlar. Ah! Benim iyi kalpli dostum Mösyö bakıştaki altın renginin birden kül renkli kurşuna çevrilmesinin ne anlama geldiğini siz bilmezsiniz. Gözlerinin artık üzerinde parlamadığı günden beri, burada hep kışta yaşadım, artık sadece yenecek acılarım vardı, ben de acılarımı yedim. Alçaltılmak, hakaret görmek için yaşadım. Onları öyle seviyorum ki bana verdikleri yüz kızartıcı küçücük bir zevkin bedelini hakaretlerle ödüyorum. Kızlarını görmek için bir babanın kendisini gizlemesi. Ben hayatımı verdim onlara, onlar ise bana bugün bir saatlerini vermeyecekler. Susuzum, açım, yüreğim yanıyor, can çekişimi hafifletmeye gelmeyecekler, ölüyorum çünkü hissediyorum öldüğümü. Ama onlar demek babasının cesedini çiğnemenin ne olduğunu bilmiyorlar. Bir Tanrı vardır göklerde, bizler, biz babalar istemesek bile o alır intikamımızı. Olmaz. Gelecekler. Gelin sevgililerim, gelin gene beni öpme. Son bir öpücük sizler için tanrıya yalvaracak, iyi kızlar olduğunuzu söyleyecek, sizi savunacak olan babanızın, babanızın son isteğini yerine getirin. Hem gerçekten sizler masumsunuz. Masumdur onlar dostum. Bunu herkese söyleyin, benim yüzümden kendilerine bir zarar gelmesin her şey benim hatamdandır, kendimi ayaklar altında çiğnetmeye ben alıştırdım onları. Ben, ben hoşlanıyordum bundan. Kimseyi ilgilendirmez bu, ne insan adaletini, ne de Tanrı adaletini. Benim yüzümden onları cezalandırırsa Tanrı adil davranmamış olur. Ben nasıl davranacağımı bilemedim, haklarımdan vazgeçmek ahmaklığını gösterdim. Onlar için alçalabilirdim. Ne yaparsınız, bir babanın göstermiş olduğu kolaylığın ortaya çıkardığı çürümüşlük karşısında en güzel yaratılış, en güzel ruhlar bile mahvolurdu. Aşağılık herifin tekiyim ben, haklı olarak cezamı çektim. Kızlarımın bozulmalarının tek sorumlusu benim, onları ben şımarttım. Bugün onlar zevk sürmek istiyorlar, eskiden şekerleme istedikleri gibi. Genç kızlıklarında her akıllarına esen şeyleri gerçekleştirmek için hep izin verdim. 15 yaşında arabaları vardı. İsteklerine hiçbir zaman engel olunmadı. Tek suçlu benim, fakat sevgi yüzünden suçluyum. Sesleri yüreğime nasıl bir mutluluk verirdi, bunu bilemezsiniz. Seslerini duyuyorum, geliyorlar. Ah. Evet, gelecekler. Kanun babasının ölümünü gelip görmeyi emreder. Kanun benden yanadır. Hem bu çok kısa bir yolculuğa bakar. Öderim karşılığını. Kendilerine bırakacak milyonlarım olduğunu yazın onlara. Şeref sözü veriyorum. Odesa'ya gidip İtalyan makarnaları yapacağım. Bu işin bilirim yolunu. Milyonlarca frank para kazanacağım, para. Kimse düşünmedi bunu. Buğday ya da un gibi, oradan oraya taşınırken hiç bozulmaz bu. Heh! Heh! Nişasta milyonlar var bu işte. Yalan konuşmazsınız, milyonlar deyin onlara, ne çıkar para tutkusuna kapılarak gelseler bile, çok kandırmış olurum ama onları da görürüm ya. Kızlarımı istiyorum. Ben yarattım onları, benimdir onlar dedi Yükne sefil yatağında doğrularak, beyaz saçları dağınık olan ve tehdidini belirtebilecek bir baş işareti göstererek. Ben kızlarımı isterim. Onlar dünyaya benim sayemde geldiler. Onlar benimdir. Diye bağdı. Yugne ona. Haydi yatın yatağınıza, Goriot babacığım, dedi. Yazacağım onlara. Gelmezlerse bir an döner dönmez ben gideceğim. Yaşlı adam hıçkıra hıçkıra. Gelmezlerse mi? diye tekrarladı. Öleceğim, bir sinir buhranı içinde öleceğim. Kan beynime sıçrıyor. Şu an bütün hayatımı görüyorum. Aldatıldım. Beni sevmiyorlar, hiçbir zaman da sevmediler. Açık bu gelmedilerse bundan sonra da gelmezler Ne kadar gecikirlerse bana bu sevinci tattırma istekleri de o kadar azalacaktır Ben onları bilirim Hiçbir zaman dertlerimi, acılarımı, ihtiyaçlarımı anlayamadılar, ölümümü de anlayamayacaklar. Benim kendilerini nasıl sevdiğimi anlayamadılar. Evet, bunu anlıyorum. Onlar uğruna her şeyimi feda etme alışkanlığı yaptığım her şeyin değerini hiçe indirdi. Gözlerimi çıkarmak isteseler, onlara, çıkarın gözlerimi. Derim. Çok budalayım. Her baba kendi babaları gibidir sanıyorlar. İnsan her zaman kendi değerini bilmelidir. Benim intikamımı çocukları alacak. Ama buraya gelmek, onların çıkarınadır. Can verişlerini tehlikeye düşürdüklerini haber verin onlara. Bir tek suçla bütün suçları işliyorlar. Ama gidin haydi, deyin ki onlara, gelmemek, bir baba katili olmak demektir. O kadar cinayet işlediler ki bari bunu işlemesinler. Gidip onlara benim bağırdığım gibi bağırın. Hey, Nasi! Hey, Delpine! Gelin babanıza, size kul köle olan ve acı çeken babanıza. Diye haykırın. Gelmiyor, hiç kimse, gelmiyor bir köpek gibi mi gebereceğim yoksa ben? İşte ödülüm, baştan atılmak. Aşağılık bunlar, alçak bunlar. Nefret ediyorum onlardan, lanet okuyorum onlara. Onlara bir daha lanet okumak için, gece tabutumdan kalkacağım, kalkacağım, öyle ya, öyle dostlarım, haksız mıyım? O kadar kötü davranıyorlar ki o kadar olur. Ne diyorum? Delpine'in burada bulunduğunu bana haber verdiniz değil mi? O diğerlerinden iyidir. Siz benim oğlumsunuz, Yübne, siz. Sevin onu, bir baba olun ona. Öbürü çok kederli. Ya servetleri? Ah! Tanrım! Ölüyorum, daha fazla yanıyor canım. Kesin başımı, bana yalnız yüreğimi bırakın. Yaşlı adamın iniltileriyle haykırışlarının aldığı durumdan ürperen yügn'e, Christophe gidip bir Bianchon'u çağırın diye bağırdı. Bana da bir araba getirin. Gidip kızlarınızı bulacağım Goreot babacığım, onları getireceğim size. Yaşlı adam içinde aklın parladığı son bir bakışla Yübne'ye bakarak. Zorla, zorla getirin. Polisten, Vandarma'dan, herkesten yardım isteyin dedi. Hükümete kralın savcısına söyleyin, onları getirsinler bana, ben istiyorum bunu. Ama lanet okudunuz kendilerine. Şaşıran ihtiyar. Kim demiş bunu? Dedi. Kendilerini sevdiğimi, kendilerine taptığımı iyi biliyorsunuz. Onları görürsem iyileşirim. Haydi, gidin sevgili çocuğum, gidin. Siz, siz iyi bir insansınız, size teşekkür etmek isterdim. Ama size can çekişen bir adamın dualarından başka verecek hiçbir şeyim yok. Ah! Size karşı olan borcumu ödemesini söylemek için hiç değilse Delpine'yi görmek isterdim. Öteki gelmezse diğerini getirin bana. Gelmek istemezse artık kendisini sevmeyeceğinizi söyleyin. Sizi o kadar seviyor ki gelecek. Su verin. İçim yanıyor. Başıma bir şey koyun. Beni kızlarımın elleri kurtaracak, hissediyorum bunu. Tanrım! Ben gidersem servetlerini kim koruyacak onların? Onlar için Odesa'ya gitmek, Odesa'da, orada makarna yapmak istiyorum. Yübne Can çekişen adamı kaldırarak ve sol kolunu alarak, sağ elinde de içi ilaç dolu bir kase tutarak. İçin şunu, dedi yaşlı adam titrek elleriyle Ekne'nin elini tutarak. Siz babanızı ve annenizi kesinlikle çok seversiniz. Dedi. Onları kızlarımı görmeden öleceğimi anlıyor musunuz? Hep susuz olmak ve hiçbir zaman içmemek, işte on yıl böyle yaşadım. İki damadım kızlarımı öldürdüler. Evet, evlenmelerine sonra kızlarım razı olmadı. Babalar, meclise söyleyin de evlilik üzerine bir kanun çıkarılsın. Kısacası, kızlarınızı seviyorsanız onları evlendirmeyin. Damat bir kızdaki her şeyi bozan, her şeyi kirleten bir alçaktır. Artık kimseler evlenmesin. Kızlarımızı elimizden alan şey bu, ölürken bile onları artık yanımızda göremeyiz. Babaların ölümü üzerine bir kanun çıkarın. Korkunç bir şey bu. İntikam. Gelmelerine engel olan damatlarımdır. Öldürün onları. Restaudia ölüm, Alsaslıya ölüm, onlar benim katilim. Ya öldürülsünler ya da kızlarımı versinler. Ah! Bitti, onları görmeden ölüyorum. Onları. Nasi. Fifine, haydi, gelin artık. Babanız gidiyor. Vuruot babacığım, haydi, kendinize gelin, sakin olun. Kımıldamayın, düşünmeyin. Onları görmemek, işte ölüm bu. Onları göreceksiniz. Şaşkın ihtiyar. Sahi mi? Diye bağırdı. Ah! Onları görmek. Onları görecek, seslerini duyacağım. Mutlu öleceğim. Eee, e, evet, yaşamak istemiyorum artık, buna dayanamayacağım artık, acılarım gittikçe artıyor. Fakat onları görmek, elbiselerine dokunmak, ah! Yalnız elbiselerine dokunmak, bu çok bir şey değil, ama onların bir şeyini duyayım. Saçlarını getirtin bana onların, isti. Başı bir topuz darbesi yemiş gibi yastığa düştü. Elleri kızlarının saçlarını tutmak istercesine çarşafta çırpındı. Bir çaba göstererek, onları kutsuyorum, dedi, kutsuyor. Birden kendinden geçti. Bu sırada, Bianchon içeri girdi. Christopher'a rastladım, dedi, sana bir araba getirecek. Sonra hastaya baktı, zorla göz kapaklarını açtı, iki öğrenci sıcaklığı gitmiş ve donuk bir göz gördüler. Bianchon. Bu hastalıktan kurtulamayacak, umudum kalmadı nabzını tuttu, yokladı, elini adamcağızın kalbine koydu. Makine hala işliyor, yalnız, bu durumda felaket bu, ölmesi daha iyi olur. Rastik Doğru söylüyorsun, öyle, dedi. Senin neyin var? Ölü gibi, sapsarısın. Dostum, sızlanışlar ve feryatlar duydum. Bir tanrı var. Oh! Evet, bir tanrı var ve o bize en güzel bir evren yarattı. Yoksa dünyanın hiçbir anlamı yok. Bu bu kadar feci olmasaydı, hüngür hüngür ağlardım ama kalbimle midem müthiş sıkılıyor. Baksana, birçok şey lazım olacak, nereden para bulmalı? Rastik Naj saatini çıkardı. Al, hemen rehine koy bunu. Bununla ben ilgilenemem, bir dakika bile kaybetmekten korkuyorum, bir taraftan da Kristof'u bekliyorum. Cebimde beş kuruş bile yok, dönüşte arabacıma para vermeli. Rastignac merdivene koştu. Elder sokağına, Madame de Restaud'un konağına gitmek üzere yola çıktı. Yolda tanı olduğu korkunç olaydan korkan hayali, büsbütün öfkesini artırdı. Bekleme odasına gelip de Madame de Restaud'u görmek isteyince kendisine, onu göremeyeceğini bildirdiler o da uşağına. Ama ben, can çekişen babasının yanından geliyorum, dedi. Monsieur, Monsieur Le Comte'dan kesin emirler aldık. Monsieur de Restaud burada ise kayın babasının ne durumda olduğunu söyleyin ve kendisiyle hemen konuşmam gerektiğini bildirin. Yübne uzun bir müddet bekledi. Belki su anda ölüyor, diye düşünüyordu. O da uşağı onu birinci salona aldı, Burada Monsieur de Restaud öğrenciyi ayakta, oturtmadan, içinde ateş yanmayan bir ocak önünde kabul etti. Rastignac. Monsieur le Comte, dedi. Kayınbabanız şu anda yoksul bir tavan arasında can çekişiyor, odun alacak parası bile yok, besbelli ölecek ama kızını görmek istiyor. Comte de Restaud soğuk bir tavırla. Monsieur, dedi, benim Monsieur Goriot'ya pek az sevgi duyduğumu anlamış olmalısınız. Madame de Restaud ile kendi ahlakını bozmuştur, hayatımı mahvetmiştir, o benim için huzurumu bozan bir düşmandır. İster ölsün, ister yaşasın, hepsi bence bir. Ona karşı duygularım işte bunlar. Herkes beni kınayabilir ama ben de herkesin düşüncesini hafifsiyorum. Şu sırada ahmakların ya da başkalarının hakkında ne düşünecekleriyle uğraşmaktan daha çok önemli işlerim var yapılacak. Madame da restaude'ya gelince, o da dışarı çıkacak durumda değil. Zaten evinden ayrılmasını da istemiyorum. Babasına söyleyin ki bana karşı, çocuğuma karşı olan işlerini bitirir bitirmez, kendisini görme gidecektir. Babasını seviyorsa, birkaç dakika sonra serbest olabilir. Bay Conte, davranışınız hakkında hüküm vermek bana düşmez, karar sizin, ama doğruluğunuza güvenebilir miyim? Öyleyse kendisine babasının yaşayacak bir günlük ömrü kalmadığını, onu başucunda görmediği için kendisine lanet ettiğini söyleyeceğinizi bana söz verin. Monsieur de Restaud, Ekne'nin konuşmasının yarattığı öfkeden şaşkına dönerek, ona bunu kendiniz söyleyin, dedi. Rastignac, kontun eşliğinde, kontesin her zaman oturduğu salona girdi. Kadını gözleri yaşlı ve ölmek isteyen bir kadın gibi koltuğa gömülmüş buldu. Kadın kendisinde acıma uyandırdı. Rastignac'a bakmadan önce, maddu ve manevi baskı altında kalmış kuvvetlerinin mutlak bir teslimiyetini ortaya döken ürkek gözlerini kocasına dikti. Kont başını salladı, o da konuşmasına izin verildiğini anladı. Bayım her şeyi duydum. Babama söyleyin ki içinde bulunduğum durumu bilseydi, beni affederdi. Bu işkenceyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim, gücümün üstündedir bu mösyö. Fakat sonuna kadar dayanacağım, dedi kocasına. Anayım ben. Görünenlere rağmen, kendisine karşı suçsuz olduğumu söyleyin babama. Diye bağırdı umutsuz umutsuz yübne. Yügnek kadının içinde bulunduğu korkunç durumu anlayarak, karı kocayı selamladı ve dehşet içinde oradan ayrıldı. Mösyö de Restaud'un tavrı, girişimlerinin boş olduğunu göstermişti ona, Anastasia'nın artık serbest olmadığını anladı. Madame de e koştu, onu da yatağında buldu. Delpine Hastayım dostum, baladan çıkarken soğuk almışım, bir göğüs nezlesinden korkuyorum, doktoru bekliyorum. Yübne sözünü keserek. Çok hasta da olsanız, dedi. Babanızın yanına sürüne sürüne gitmelisiniz. Sizi çağırıyor. Aykırışlarının en hafifini duymuş olsaydınız, kendinizi hiç de hasta hissetmezdiniz. Yübne, babam belki söylediğiniz kadar hasta değildir. Ama size karşı en ufak bir hata işlersem umutsuzluğa düşerim ve istediğiniz gibi hareket edeceğim o, oh, bilirim, bu dışarı çıkışta hastalığım ölüme çevrilirse artık kederinden ölür. Ne yapayım, doktor gelir gelmez ben de kalkıp giderim. Ah! Neden saatiniz üzerinizde değil artık? Dedi zinciri görmeyince. Yübne kızardı. Yübne, yübne, eğer sattınızsa, kaybettinizse eğer onu. Ah! Sonu sonra çok kötü olur bunun. Öğrenci Delpine'in yatağına eğildi ve kulağına dedi ki, Saatimin ne olduğunu bilmek mi istiyorsunuz? Peki öğrenin bakalım. Babanızın bu akşam sarılacağı kefeni satın alacak parası yok. Saatiniz rehine kondu, artık benim de metelim yoktu. Delpine birden yatağından fırladı, yazı masasına koştu, oradan kesesini aldı, rastiknece uzattı. Zili çaldı ve bağırdı. Gidiyorum oraya, gidiyorum oraya Yübne, bana elbisemi giyecek kadar zaman verin, bir canavar olurdum yoksa. Haydi, sizden önce gideceğim. Terese diye bağırdı oda hizmetçisine, Monsieur de e benimle hemen konuşması için yukarı gelmesini söyleyin. Yübne, kızlarından birinin gelişini ölüm döşeğindeki adamcağıza bildirebileceğinden mutlu, sanki sevinçli bir şekilde Neu Eren Geneviève sokağına geldi arabacısına hemen borcunu ödeyebilmek için kesesini karıştırdı. Bu genç, pek zengin, pek zarif kadının kesesinde 70 frank vardı. Merdivenin sonuna gelince, Goreot babayı Bianchon tarafından tutulmuş doktorun gözü önünde, hastanesinin cerrahı tarafından kendisine ameliyat yapıldığını gördü. Arkasına vantuz çekiliyordu, bilimin son çaresi, tek çare. Doktor, hissediyor musunuz? diye sordu. Öğrencinin geldiğini fark eden Goreot baba karşılık verdi. Geliyorlar, değil mi? Cerrah. Kurtulabilir, konuşuyor, dedi. Yugne. Evet, diye karşılık verdi. Delpine arkamdan geliyor. Bianchon. Sürekli kızlarından bahsetti, kaza oturtulan bir adamın, söylendiğine göre suyu arzulaması gibi o da kızlarını arzuluyor. Doktor, cerraha. Kesin, dedi. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı, kurtaramayız onu. Bianchon'la cerrah hastayı o yoksul yatağına yüzü koyun yatırdılar. Doktor. Yalnız çamaşırını değiştirmek gerekecek, dedi. Hiçbir umut bile kalmasa, gene de ondaki insanlığa saygı göstermeliyiz. Ben tekrar gelirim Bianchon, dedi öğrenciye. Bir daha rahatsızlanırsa kendisine afyon veriniz. Cerrahla doktor çıktılar. Yalnız kaldıkları zaman Bianchon rastlınca. Haydi Yugne, cesaret oğlum. Dedi. Şimdi sırtına bir gömlek geçirmek ve yatağını değiştirmek gerekiyor. Git Silvi'ye söyle de yukarı çarşaf çıkararak gelip bize yardım etsin. Yugne aşağıya indi ve Madame Vaujier'i Sillier ile birlikte sofrayı hazırlamakla meşgul buldu. Rastignac'ın kendisine söylediği ilk sözler üzerine dul kadın, ne parasını kaybetmek, ne de müşterisini kaçırmak isteyen kuşkulu bir satıcı kadının ekşice hoş tavrını takınarak, yanına yaklaştı. Monsieur Yugne, dedi. Benim gibi, siz de biliyorsunuz ki artık Goriot Baba'nın beş parası yoktur gözünü kapamak üzere olan bir adama çarşaflar vermek demek, bunları kaybetmek demektir, kaldı ki birini de kefen olarak elden çıkarmak gerekecek düpedüz. Hem siz de bana 140 frank borçlusunuz, bu borca 40 franklık çarşafla, bazı ufak tefek şeyler. Silviye'nin size getireceği mum parasını da ekleyin. Bütün bunlar en az 200 frank edecektir ki benim gibi zavallı bir dul kadın bu kadar parayı feda edemez. Eee, insaflı olun Mösyö Yübne, uğursuzluğun ocağıma çöktüğü beş gündür epey zarara girdim. Söylediğiniz gibi, bu adamcağız bu günlerde gidecek olsaydı, üste on ekü verirdim. Müşterilerimin huzuru kaçıyor. Hiç yoktan onu hastaneye kaldırtacağım. Kısacası, kendinizi benim yerime koyun. Benim evim ne de olsa hayatımdır, hayatım. Yübne hemen Goliot babanın odasına çıktı ançon nerede saatin parası? Şurada masanın üstünde 360 küsur frank kaldı. Aldığım para ile bütün borçlarımı ödedim. Emniyet sandığının makbuzu paranın altında. Rastignac şaşkınlık içinde yuvarlanırcasına merdivenden indikten sonra. Alınmadam dedi. Kapatın hesaplarınızı. Monsieur Goriot evinizde uzun zaman kalamayacaktır. Ben de öyle. Dul kadın yarı neşeli, yarı üzgün, 200 frangı sayarken. Evet, ayakları önde çıkacak, dedi. Rastik Naj. Bu işi bitirelim, dedi. Silvi'ye çarşafları ver, sonra da gidip yardım ediver bu baylara. Madame Vaujuer eknenin kulağına eğilerek. "Sylvie'yi unutmayın, dedi. İki gecedir uyumadan bekliyor. Yugne arkasını döner dönmez, yaşlı kadın aşçı kadına koştu. Tersine çevrilmiş, yedi numaralı çarşafları aldı. Adam sende. Bir ölü için çok bile bunlar, diye fısıldadı kulağına. Merdivenin birkaç basamağını çoktan çıkmış bulunan Yübne, ev sahibi dul kadının sözlerini işitmedi. Bir ançon ona. Haydi, dedi. Gömleğini giydirelim. Dik tut şunu. Yübne yatağın baş ucuna geçti ve can çekişen adamı tuttu, Bianchon da gömleğini çıkardı. Adamcağız göğsünde sanki bir şey saklamak istiyormuş gibi bir harekette bulundu. Anlatılacak derin bir acısı olan hayvanlara yaraşır biçimde, garip çığlıklar attı. Bianchon. Tamam. Anladım. Dedi. Demin mantuz vurmak için çıkarıp aldığımız saçtan örülme bir zincirle bir madalyonu istiyor. Zavallı adam. Bunu gene boynuna geçirmeli. Ocağın üstünde duruyor. Yübne gidip açık sarı saçlarla, şüphesiz Madame Gouraud'nun saçlarıyla örülmüş bir zinciri aldı. Madalyonun bir yüzünde Anastase, öbür yüzünde ise Delpine adını okudu yüreğinin yine yüreği üzerinde dinlenen örneği madalyon içindeki saçlar öyle inceydiler ki, iki kızın ilk çocukluk yıllarında kesilmiş olmaları gerekirdi. Madalyon göğsüne dokununca, görülmesi korkunç bir sevinci haber veren derin bir ah çıktı. Sıcak sevgilerimizin dönüp geldikleri bilinmedik merkeze çekilir gibi görünen duygululuğunun, son yankılarından biriydi bu. Çizgileri, kısılmış yüzü, hastalıklı bir sevinç ifadesi aldı. İki genç, düşüncenin ölümünden sonra da hala yaşayan bir duygu gücünün bu korkunç parlayışından hayrete düşerek, keskin bir sevinç çığlığı atan ölüm yolcusunun başı ucunda sıcak gözyaşları döktüler. Adamcağız. Nasi. Fifine. Dedi. Bianchon. Hala yaşıyor, diye konuştu. Silviye. Yaşaması neye yarar? Diye sordu. Rastignaj. Acı çekmeye, diye karşılık verdi. Bianchon, kendisi gibi yapması için arkadaşına bir işaret yaptıktan sonra kollarını, hastanın bacakları altından geçirmek üzere eğildi ki bu anda Rastignac'da yatağın öbür yanında kollarını sırtının altından geçirmek için uğraşıyordu. Sylvia orada, hasta kaldırıldığı zaman çarşafları çekip yeni getirdiklerini sermek için hazır bir halde bekliyordu. Besbelli gözyaşlarından aldanan Goriot baba, ellerini uzatmak için son güçlerinden yararlandı yatağının iki yanında öğrencilerin başlarına rastladı, başlarını şiddetle saçlarından yakaladı ve yavaşça şu sözler duyuldu. Ah! Meleklerim! Söylediği bu iki kelimeden, bu iki mırıltıdan sonra ruh uçup gitti. Evet, Goreot baba ölmüş, ruhu Tanrı'ya ulaşmıştı. Bu babanın son ifadesi bir sevinç iç çekişi olabilirdi. Bu soluk bütün hayatının ifadesi oldu, gene de aldanıyordu. Bolot baba sefil yatağına saygıyla yatırıldı. Bu andan sonra yüzü, artık insan varlığı için zevk ve acı duygusunun düğümlendiği bir çeşit beyinsel bilinçten yoksun bir makinede, hayat ve ölüm arasında geçen savaşın kederli izini sakladı. Yok oluş için artık yalnız bir zaman sorusu vardı. Böyle birkaç saat kalacak, sonra da fark edilmeden ölecek, cam bile çekişmeyecek. Beyin iyice baskıya uğramış olmalı. Bu sırada merdivende soluk soluğa gelen bir genç kadının ayak sesi duyuldu. Rastik nudge. Çok geç geliyor, dedi. Delphine değildi, Teresedi bu, o da hizmetçisi. Monsieur Yubne, dedi, bu zavallı adamın babası için istediği para yüzünden, bayla madam arasında şiddetli bir kavga oldu. Madam bayıldı, doktor geldi, kendisinden kan almak gerekti, bağırıp çağırıyordu. Babam ölüyor, babamı görmek istiyorum. Feryatlarıyla çırpınıyordu. Kısacası, yürek parçalayan çalıklar. Yeter, Terese. Gelse bile şimdi gereksiz bu. Monsieur Goriot tamamen kendinden geçti. Terese. Zavallı adamcağız, demek bu kadar kötü durumda, dedi. Sylvie. Bana ihtiyacınız yok artık, bari gidip yemeği hazırlayayım, saat dört buçuk, diye dışarı çıkarken, merdiven başında az daha Madame de Restaud ile çarpışıyordu. Pontes'in kederli ve korkunç bir görünüşü vardı. Bir tek mumla, iyice aydınlatılmış ölüm yatağına baktı ve babasının içinde hayatın son titreşimlerinin çırpındığı yüzünü görünce de gözyaşları döktü. Bianchon saygı göstererek odadan ayrıldı. Pontes Rastignaca Evden daha erken ayrılamadım, dedi. Öğrenci hüzün dolu bir baş işaretiyle bu sözü onayladı. Madam de Restaud babasının elini aldı ve öptü. Beni affedin babacığım. Sesimin sizi mezardan çıkaracağını söylerdiniz. Öyleyse pişmanlık duyan kızınızı kutsamak için bir an olsun hayata dönünüz. Duyun sözlerimi. Müthiş bir şey bu, sizin kutsamanız artık bu dünyada görebileceğim tek kutsamadır. Herkes benden nefret ediyor, beni sadece siz seviyorsunuz. Çocuklarım bile nefret edecekler benden. Beni de yanınızda götürünüz, sizi sever, size bakarım, duymuyor artık, çıldıracağım. Diz çöktü, kendinden geçmiş bir halde bu kalıntıyı inceledi. Yübne'ye bakarak, Elaketimin hiçbir eksik tarafı kalmadı, dedi. B de trilles ortada korkunç borçlar bırakarak gitti. Beni aldattığını da öğrendim. Hocam kesinlikle affetmeyecektir beni. Servetimi olduğu gibi eline bıraktım. Bütün hayallerimi yitirdim. Yazık çok yazık. Bana tapan babasını gösterdi. Biricik kalbekimin için ihanet ettim. Onun değerini bilemedim. Başımdan attım türlü kötülük ettim ona, ne alçakmışım meğer. Rastik nudge. O yaptıklarınızı biliyordu, dedi. Bu sırada Goreot baba gözlerini açtı, bir can verişin etkisiyle açtı. Kontes'in umudunu yükselten davranış ölüm yolcusunun gözünü görmekten daha az korkunç değildi. Kontes, beni duyuyor mu? diye bağırdı. Duymuyor, diye söylendi yatağın yanına oturarak. Madame de Restaud babasını beklemek arzusunda bulunduğundan, Yübne de bir parça bir şey yemek için aşağıya indi. Kiracılar şimdiden toplanmışlardı. Ressam. Desene yukarıda ufak bir yolculuk var galiba. Diye sordu. Yübne. Charles, hazin bir konu üzerinde daha az alay edebilirsiniz sanırım, dedi. Ressam. Burada artık gülmekte mi yasak? Diye sordu. Ne var ki bunda? Ne de olsa kendinden geçmiş. Bianchon söyledi. Müze memuru. Ne olacak, dedi. Yaşadığı gibi ölecek. Kontes. Babam öldü. Diye bağırdı. Bu korkunç çığlık üzerine Silviye, Rastignac ve Bianchon yukarı çıktılar ve Madame de Restaudi'yi bayılmış buldular ayıldıktan sonra kendisini bekleyen arabaya taşıdılar. Yugne onu Madame de Nucingen'in evine götürmesini söyleyerek Teres'e teslim etti. Bianchon aşağı inerken. Evet. Öldü, dedi. Madame Vaujouer. Haydi, baylar, sofraya çorba soğuyacak, dedi. İki öğrenci yan yana oturdular. Yugne Bianchon'a. Şimdi ne yapmalı? diye sordu. Gözlerini kapadım ve yatağa uygun bir vaziyette yatırdım. Belediye doktoru gidip haber vereceğimiz ölümü tespit edince, bir kefene sararlar ve gömerler. Ne olmasını istiyorsun? Bir kiracı, adamcağızın tavırlarını taklit ederek. Ekmeğini artık böyle incelemeyecek, dedi. Tekrarlayıcı. Yeter artık. Baylar, dedi, "Goreot babayı bırakın canım. Artık kafamızı şişirmeyelim onunla. Çünkü bir saattir hep ama hep onun sözü ediliyor. Güzelim Paris şehrinin ayrıcalıklarından biri de kimsenin dikkatini çekmeden insanın doğup, yaşayıp ölmesidir. Şu halde medeniyetin imkanlarından faydalanalım. Bugün altmış insan ölmüştür. Bizleri Paris'in tüm ölülerine acındırmak mı istiyorsunuz? Goreot baba ölmüş. Ne mutlu ona!" Onu eğer bu kadar seviyorsanız, gidip başında bekleyin, bizi de bırakın, şöyle rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Dul kadın. Evet. Doğru, ölüm onun için en iyisiydi. Zavallı adamın hayatı boyunca başı dertten kurtulmamış. Yugne'ye göre, babalığı temsil eden bir insan için söylenen tek ölüm atı bu oldu. 15 kiracı her zamanki gibi konuşmaya koyuldu. Ökneli bir an, çoğun yemeklerini bitirip etraflarına bakınca, çatallarla kaşıkların gürültüsü, konuşmalara karışan gülüşler, bu obur ve vurdum duymaz yüzlerin değişik ifadeleri, umursamazlıkları, her şey onları dehşete düşürdü. Gece ölünün yanında kalacak ve dua okuyacak bir papaz bulmak için sokağa çıktılar. Adamcaza karşı yapılacak son görevlerine ayırabildikleri azıcık para ile ölçmek zorunda kaldılar. Akşamın saat dokuzuna doğru ceset bu çıplak odada, iki mum arasında, açılır bir karyolaya yerleştirildi ve bir papaz gelip yanına oturdu. Yatmadan önce Rastignac, yapılacak dini tören ve cenaze masrafı hakkında dinsel bilgiler topladıktan sonra, bütün cenaze harcamalarını karşılanabilmesi için kahyalarını göndermelerini yalvararak, hem Baron de Nucincene ve hem de Kont de Restaudia birer yazı yazmak istedi. Onlara Kristof'u gönderdi, sonra yorgunluktan bitmiş bir durumda yattı ve uyudu. Ertesi sabah, Bianchon'la Rastignac gidip ölümü haber vermek zorunda kaldılar, saat 2'ye doğru da ölüm tespit edildi. Aradan iki saat geçmesine rağmen, iki damadın hiçbiri para göndermemişti, kendi adlarına da kimse gelmemişti. Böylece Rastignac papazın parasını kendi cebinden ödemek zorunda kalmıştı. Silvia adamcağızı bir kefene sarıp dikmek için 10 frank istemiş olduğundan, öknele bir ançon, ölünün yakınları hiçbir şeye karışmak istemezlerse, harcamaların hepsini zorlukla karşılayabileceklerini hesapladılar. Bu yüzden olacak, tıp öğrencisi hastanesinden, ucuza bulup getirdiği bir yoksul tabutuna cesedi kendi eliyle yerleştirdi. Yugne, şu rezillere bir oyun oyna, dedi. Pereyla Çays mezarlığında 5 yıllığına gidip bir yer satın al, kilise ile cenaze kurumuna da üçüncü sınıf bir tören ısmarla. Damatlarla kızlar paranı ödemeyi reddederlerse, mezar taşına şöyle yazdırırsın. Kontes de Restaud ile Barones de Nucingen'in babaları, iki öğrencinin para yardımı ile gömülen, Monsieur Goriot burada yatmaktadır. Yugne ancak Monsieur ve Madame de Nucingen ile Monsieur ve Madame de Restaud'un evlerine boşuna başvurduktan sonra, dostunun nasihatını tuttu. Kapıdan içeri bir adım bile atmamıştı. Kapıcıların ikisi de kesin emirler almışlardı. Bayla kimseyi kabul etmiyorlar, babaları öldüğünden büyük bir keder içinde bulunuyorlar. Yübne fazla üstelemek gerekmediğini bilecek kadar Paris'in sosyete dünyası hakkında tecrübe sahibiydi. Delphine'e ulaşabilmenin imkansızlığı içinde kalınca, yüreği derin bir hüzünle doldu. Bir mücevher satında, babanız son yerine uygun bir şekilde götürülsün, diye yazdı kapıcı odasına. Bu pusulayı zarfladı ve baronun kapıcısına madama vermesi için bunu Teres'e teslim etmesini rica etti. Ama kapıcı bu yazıyı baron de Nucincen'e verdi. O da tutup ateşe attı. Bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra, Yübne saat üçe doğru orta sınıf pansiyona döndü bu ıssız sokaktaki, bu tek kanada açılan kapı önünde, iki iskemle üzerine konmuş, ancak siyah bir çuha ile örtülmüş tabutu görünce de bir damla gözyaşı dökmekten kendini alamadı. Henüz kimsenin elde edirmediği, kötü bir su serpme aygıtı, ağzına dek kutsanmış su dolu gümüş kakmalı bir bakır kase içinde yüzüyordu sanki. Kapıya kara örtü bile gerilmemişti. Bu tüm gösterişten yoksun cenaze, ne arkasından geleni, ne dostu, ne yakını bulunmayan, yoksulların cenazesiydi. Hastanesinde bulunmak zorunda olan Bianchon, kilisede ne yapmış olduğunu bildirmek üzere, kalkıp rastiknece bir pusula yazmıştı. Öğrenci kilise töreninin pek pahalı olduğunu, harcamaları daha az olan törenle yetinmek gerektiğini, bir yazı ile Kristof'u cenaze kurumuna yolladığını bildiriyordu ona. Yugne Bianchon'un yazdıklarını okuyup bitirirken, Madame Maujouer'nin ellerinde, İçine iki kızın saçlarının konuldu altın halkalı madalyonu gördü. Bunu almaya nasıl cesaret ettiniz? Diye sordu. Silviye. Hayret. Yoksa onu bununla mı gömmeliydiler yani? Diye karşılık verdi. Sonra heyecanla devam etti. Altın bu altın. Yübne kızarak. Evet dedi, iki kızına ait olan tek şeyi bari beraberinde götürsün. Cenaze arabası gelince, Yübne tabutu kaldırttı, açtırdı ve Delpinel'e Anastasia'nın genç, bakir ve saf oldukları, adamcağızın can çekişirken dediği gibi, henüz akıl yürütemedikleri bir zamanı dile getiren hatırayı saygıyla adamcağızın göğsü üstüne koydu. Zavallı adamı Neuv Eren Genevi ve sokağına pek yakın kiliseye, Eren Etienne Dumont'a götüren arabaya, İki mezarcı ile beraber yalnız Rastignac'la Kristofe’ eşlik ettiler. Oraya gelince ölü alçak ve karanlık bir küçük hücreye kondu. Öğrenci bu hücrenin çevresinde boşu boşuna Goliot babanın iki kızını aradı. Kendisine birkaç bol bahşiş kazandırmış olan bir kimseye karşı son görevlerini yerine getirmek zorunda olduğunu sanan Kristof'la yalnız kaldı. İki papazı, koro çocuğu ile kilise hademesini beklerken Rastignac tek bir söz söylemeden Cristophe'un elini sıktı. Christophe. Evet, Monsieur Yübne, dedi. Hiçbir zaman sesini yükseltmeyen, kimseye zararı dokunmayan ve hiçbir zaman kötülük etmeyen iyi ve dürüst bir insandı. İki papaz, koro çocuğu ile kilise hademesi geldiler ve dinin parasız dua okuyacak kadar zengin olmadığı bir dönemde yetmiş franga yapılabilen her şeyi yaptılar. Kilise adamları bir mezamir, liberayı de profodisi okudular. İyin 10 dakika sürdü. Bir papazla bir koru çocuğu için ancak bir tek kilise arabası vardı, ama onlar Öknele Kristofu da yanlarını almayı kabul ettiler. Papaz, başka gelen yok, dedi. Geç kalmamamız için, çabuk. Gitmeliyiz, saat beş buçuk. Bununla beraber, tabutun cenaze arabasına konuldu anda armalı ama içi boş iki araba. Kont de Restaud'unki ile Baron de arabaları geldi ve cenazeyi Pereyla ile kadar izlediler. Saat 6'da Goreot babanın cesedi mezara indirildi. Mezarın çevresinde kızlarının adamları bulunuyordu ama öğrencinin parasıyla adamcağızın ruhuna okunması gereken kısa dua biter bitmez kilise adamları ile birlikte gözden kayboldular. İki mezarcı örtmek için tabutun üzerine birkaç kürek toprak attıktan sonra doğruldular, içlerinden biri, Rastignac'a seslenerek bahşişlerini istedi. Yübne cebini karıştırdı ama cebinde hiçbir şey bulamadı. Kristofetan bir frank borç almak zorunda kaldı. Aslında pek önemsiz sayılan bu olay, Rastiknacı korkunç bir acıya boğdu. Akşam oluyor, nemli bir alıca karanlık sinirleri bozuyordu, mezara baktı ve buraya son delikanlılık gözyaşını, Temiz bir yüreğin kutsal heyecanlarının kopardığı o yaşı, düştükleri topraktan te göklere yükselen o gözyaşlarından birini gömdü. Kollarını kavuşturdu, bulutları seyretti ve onu böyle gören, Christophe de kendisini bırakıp gitti. Yalnız başına kalan Rastignac, mezarlığın yukarısına doğru birkaç adım yürüdü ve seyinen iki kıyısı boyunca kıvrılıp yatan ve ışıkların parıldamaya başladığı Paris'i gördü. Gözleri Vendome Meydanının sütunu ile Îmalades'in mubbesi arasına, içine girmeyi istemiş olduğu yere takıldı. Adeta aç bir şekilde baktı. Bu uldayan arı kovanına, balını şimdiden emiyora benzeyen bir bakış gönderdi ve şu büyük sözleri söyledi: "Şimdi sadece ikimiz kaldık." Sonra da topluma karşı ilk meydan okuma hareketi olarak Madame Denuncingen'in konağına akşam yemeğine gitti. Son. Dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız.